İyi günler. İktidar sözcülerine bakılacak olursa bu ülkede son 100 yılda yapılamayanlar bu iktidar döneminde başarıldı. Millet kalkındırıldı, memleket şahlandırıldı. İktidarın adil yönetimi sayesinde ülke mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir yeryüzü cennetine dönüştü. Yine iktidar sözcülerine bakılacak olursa bu üstün başarıları kıskanan, Türkiye'nin dünya lideri olmasını istemeyen dış ve iç güçler iktidarın önünü kesmek için ellerinden geleni yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Bakın işte en son elektriğe %15, doğalgaza %12 ila %20 zam yaptılar. Tüketici fiyatlarını enflasyonunu %17,5'a, gıda fiyatları enflasyonunu %20'ye, üretici fiyatları enflasyonunu %43'e çıkarttılar. Merkez Bankası faizini %19'a yükselttiler. Kim bilir önümüzdeki çarşamba daha ne yapacaklar? Dolar kurunu 8,5 liranın, avro kurunu 10 liranın üzerine çıkarttılar. 2,5 yıldır memleketteki işsiz sayısının 4 milyonun altına inmesini engelliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu bugün yayınladı. Mayıs 2021'de memleketteki işsizlik oranı %13,2. İşsiz sayısı da 4.237.000 olmuş. İşsizlik Nisan ayına göre oran olarak 1.006, sayı olarak 265.000 azalmış ama Mayıs'ta istihdam edilenlerin oranı 4 puanlık azalıp %43,8, sayısı ise 216.000 kişi azalarak 27.844.000 kişi olmuş. Yani bir kez daha hem işsizlik azalmış hem de istihdam. Mayıs 2021'de işsizlik oranı %13,2 ama geniş işsizlik oranı da %27,2. Yani geniş işsizlik işsizliğin iki katı. Dört gençten birinin işsiz olması hali Mayıs'ta da değişmemiş. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puan azalmış ama yine de %24. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı Nisan'a göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalmış. Türkiye İstatistik Kurumu yarın da Mayıs ayının sanayi üretimi verilerini açıklayacak. Bakalım çalışanı 57 bin kişi azalan sanayide üretim ne durumda? Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı Nisan'a göre inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe ise 129 bin kişi artmış. Türkiye'de istihdam edilenlerin %6,6'sı inşaatta, %16,9'u tarımda, %21,3'ü sanayide, %55,2'si ise hizmet sektöründe çalışıyor. Kabaca bir bakış açısıyla denilebilir ki Mayıs'ta işsizliği hem oran hem sayı olarak bir miktar azaltan hizmet sektörü olmuş. Ama nasıl olmuş da olmuş, o da merak konusu. Neden derseniz, Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmen, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tamamen kapanmıştı. Memleket ancak 17 Mayıs'ta o da kısmen açıldı. Ta ki 1 Haziran'a kadar. Bu sürede restoran, lokanta, kafeterya ve pastaneler sadece gel al ve paket servis hizmeti verebildi. Gazino, taverna, birhane, nargile kafeler, sinemalar, kahve, kafe, kıraathane, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, oyun salonu, bilardo salonu, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları ve lunaparklar kapalıydı. Marketler zaten hep açıktı. Ne oldu da Mayıs'ta hizmet sektöründe çalışanların sayısı 129 bin kişi arttı? Millet 1 Haziran'daki tam açılışa mı hazırlandı? Kafalar karışık. Ama AKP Genel Başkanı ve 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafası karışık değil. 8 Temmuz'da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşurken kendi açısından meseleyi net olarak ortaya koymuş. Gezi olaylarındaki amaç neyse, ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur demiş.
Yani ekonomimize saldırıyorlarmış. Kim saldırıyormuş? Onu net olarak söylememiş. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır demiş. Yani ekonomideki kötü gidişi de FETÖ'ye bağlamış. Tam da bağlamış ama bağlar gibi yapmış. Denize düşen yılana, krize düşen FETÖ'ye sarılır gibi olmuş. Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmeleri ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz demiş. Yani ileride bugünkünden kötüye giderse ekonomi destek var, gitmezse yok. Bundan önceki kötü günlerin üzerine ise bir bardak su içeceğiz. Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir demiş. Biz zaten dünyanın güçlü ülkelerinden biri değil miydik? Bu nedenle herkesler bizi kıskanmıyor muydu? Ne oldu da birden dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmeyi hedefleyen bir ülke olduk? Cevap sanki Erdoğan'ın yine aynı konuşmada sarf ettiği şu cümlede saklı gibi. İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz. İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlar. Avara kasnak nedir bilir misiniz? İşi, bir hareketi ya da enerjiyi bir noktadan alıp diğerine aktarmaktan ibaret olan, kendisi herhangi bir iş ve eylem üretmeyen kasnak, aracı bir kasnak, avare bir kasnak. Erdoğan çok doğru söylemiş. Bu memleket gerçeklikle bağını kaybetmiş, bugün söylediğini yarın değiştiren, asla sorumluluk üstlenmeyip suçu hep görünmez düşmanları yıkan avarelere teslim edilemez. İyi günler efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.